arkadaşlarımız 7 kişiler. 7 kişi arkadaşımız 2 aydır maaşlarını alamıyorlar. Milyar dolarlık iş yapıyorlar. Milyar dolarlık iş yapmalarına rağmen maalesef ki arkadaşlarımızı bu kış vaktinde mağdur ettiler. Turkuaz firması, bir üst firması da kooperatif. Ona ulaşmaya çalışacağız, ulaşacağız da. Şimdi yetkilileriyle görüştük. Yetkililer pazartesi, salı, çarşamba gününe kadar bir bize müsaade edin. Biz bunu araştıracağız, sonra toplantı alacağız diye. Eğer ki arkadaşlarımızın bütün haklarını ödenmezse, gerekirse gece gündüz onların evin önünde, şirketlerin önünde, şantiyelerin, iş yerlerinin önünde eylemlerimiz devam edecek. Yani bu mağduriyeti bir an önce kaldırsınlar. Bu kadar büyük projeleri yapan inşaat firmaları maalesef ki sanki inşaat işçilerin kaderiymiş gibi her yerde mağdur ediliyor. Kıdem tazminatları ödenmiyor, ihbar tazminatları ödenmiyor. 45 saat üzeri mesailer ödenmiyor. Çift bodro uygulaması var. Firmalarda, şantiyelerde işçinin geleceğini yok ediyor, kısıtlıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bizim kaderimiz değildir. Ölmek bizim kaderimiz değildir. Mağdur olmak bizim kaderimiz değildir. Çalışma Bakanı, devlet bu noktada bu şantiyelerdeki yapılan hukuksuzlukları, yapılan mağdurları gözetlesin, denetlesinler. Biz her seferinde yaptığımız herhangi bir iş, alın terimizle, emeğimizle yaptığımız o binaları, o gökdelenler ya altında kalıyoruz ya da maaşlarımız ödenmiyor. Zorla, jandarma zoruyla, polis zoruyla bizi işimizden atıyorlar ya da çıkartıyorlar koğuşlardan. Bu kabul edilir bir şey değil. Yani toplumsal ahlak diye bir şey var yani. Diyor ki teri korumadan işçinin hakkını ver diye. Maalesef ki bunlarda toplumsal ahlak da kalmamış. Çürüme, son derece çürüme var yani toplumsal ahlakta. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yine orada daha önceden yangın çıkartmışlar. Oralarda villalar yapmışlar. Hem doğamızı hem havamızı, suyumuzu kirleten, tahrip eden, gerçekten güzelim ülkeyi tarumar eden inşaat alanına, beton alanındayken bu firmalar cezasızlıkla güç alıyorlar. Bu anlamda yani devlet yetkililerine de burada sesleniyoruz. Çalışma Bakanı'na da burada sesleniyoruz. Bu durumu bir an önce çözsünler, sorunları çözsünler, denetlesinler. Bu anlamda bütün arkadaşlar buradayız zaten. Paramızı almadan da asla bir yere gitmeyeceğiz. Zaten yetkililerle görüştük. Yetkililer salı günü, çarşamba günü bizimle iletişime geçecekler. Bu anlamda paraları öderlerse sorun yok. Ödemezlerse tekrar eylemlerimiz başlayacak oldukları yerlerde, firmalarında. Gerekirse Ankara'ya kooperatife de gideceğiz yani. Bu böyle bilensin. İnşallah! Bu anlamda...